Gitmemiş. İyi de bu neyin rahatlığı? Uşağım hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk Şeriye abla. Masal nerede? Masal uyumak istedi yukarıda. Uşağım ne oldu? Ha senin bu halin hal değildir. Emir'in karısı Reyhan gözaltına alınmış da ona canım sıkkın. Oy deme. Nasıl oldu? Ne zaman oldu? Neden gözaltına alınmış peki? Yanlış anlaşılma muhtemelen. Küçük bir kız çocuğuna yardım etmeye çalışmış. Annesi de kaçırıldı diye suç duyurusuna bulunmuş. Allah'ım yardım etsin. Yapabileceğim bir şey var mı? Yasalara uygun şekilde gereken adımları yaptık. Sen tatile gidecektin, ne oldu? Ha kesin değildi, vazgeçtim. Allah Allah, hey heyleri gelmiş yine. Rüyasını görmüştüm. Ay, beklenen an geldi, çattı. Ne rüyası Şeriye abla, ne diyorsun? Kendin bak ne diyorum. Kendin gör ne diyorum. Efendim Nedir teyze? Kemal'cim, nasılsın yavrum? İyiyim Medya teyzeciğim, sağ ol. Sen nasılsın? İyisin değil mi? Her şey yolunda mı? Sesini duymak istedim yavrum. Her şey yolunda, merak etme. Ya altı üstü bir telefon geldi. Niye böyle mum gibi oldu ki? Sus kız, onu duyacak daha. Ya ne duyacak adam, taş kesildi. O değil. Nedret denen o kadın duyacak daha. Sen bilmez su. Her yere kulağı var edilir. Duymasa da hisseder. Öyle acayip bir şeydir o. Sus, aman değil. Vallahi yapmış Melike abla. Polislerin yalan söyleyecek hali yok ya. Kendi de inkar etmedi zaten. Küçük bir kızı eve getirdiyse mutlaka geçerli bir sebebi vardır. Hikmet Bey'in haberi oldu mu acaba? Aman arayayım deme abla. Kabak bizim başımıza patlar. İşine bak Nigar sen. Tamam. Tamam Nedret teyzeciğim. Telefonu kapatır kapatmaz gönderiyorum masadan fotoğraflarını. Hoşça kal. Senin işin yok mu? Şimdilik yok. Masada bak mesela. Bu saatte uyuyor. Gece ne olacak? Abi. Efendim abi. Duyduklarım doğru mu Kemal? Doğru abi. Ama endişelenme, gerekeni yapıyoruz. Günü zor geçti herhalde. Acısını da benden çıkartıyor. Evet evet. Şirket avukatları da çalışıyor. Tamam tamam. Sen o zaman aktarmalı geliyorsun. Thank you.
Haldeyken bile önce o küçük kızı sordu. O küçük kızı dert edinmiş. Bir yandan bu kadar hassas, diğer yandan da... Hadi bakalım prenses, şimdi pijamalarımızı giyelim. Babanla kavga mı edeceğiz Leyla abla? Olur mu hiç öyle şey? Ballı çöreği etmedik. İyiyiz biz. Çıkabilirsin. Bir saniye gelir misin böyle? Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Bu bir rica değil. Üzdün çocuğu. Niye olduğunu bilmediğimiz öfken yüzünden. İkimize de bir açıklama borçlusun. Senin Uğur'u attığını anlamak çok zor biliyor musun? Gerçekten çok zor. Neden bahsediyorsun? Ne olduğunu söyle biz de bilelim. İyi misin? İyiyim.
Yemen için bir şeyler göndermiştim. İstememişsin. Acıktıysan... Zeynep. Zeynep'ten bir haber var mı? Şimdilik iyi ya da kötü bir haber yok maalesef. Polisler arıyor. Ya o daha küçücük bir kız. Nereye gidebilir ki? Söz veriyorum her şey düzelecek. Önce seni buradan çıkartacağız. Sonra da o çocuğu bulacağız. Sadece sakin kalmaya çalış. Bana inanıyorsun, değil mi? Yapan kendisi değilmiş gibi bir de üste çıkmaya çalışıyor. Senin arkana bakmadan kaçman lazım, utanmadan üste çıkmaya çalışıyorsun. Peki Leyla Hanım, kartlarımızı açık oynayalım. Bakalım deşifre olduğun zaman ne yapacaksın? Bundan sonra herkes kendi yolunu. Anahtarları almamış.
gel Emir, kendine. Sakin olması gereken de, güçlü durması gereken de sensin. Alo Emir. Amca, rahatsız ediyorum bu saatte ama konuşmamız gerekiyor. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Reyhan nasıl? Az önce gördüm. İyi değildi. Oradan çıkması gerekiyor. Amca, bana bir yol göster. Ne gerekiyorsa yapılıyor. Şu an en kısa yol Zeynep'in bulunması. Ve tabii Reyhan'ın kaçırılma olayıyla bir alakası olmadığını ispatlamamız. Bizimkiler de polis de arıyor biliyorsun. Zeynep'i bulursam Reyhan'ı çıkartırım. Söz veriyorum, her şey düzelecek. Önce seni buradan çıkartacağız. Sonra da o çocuğu bulacağız. Sadece sakin kalmaya çalış. İnanıyorsun değil mi? Küstü tabii. Yaptığım hiçbir şey anlam veremiyor. Haklı. Emir? Bu saatte niye ayaktasın oğlum? Anne. Bu evden birisi nezarette. Farkındasın değil mi? Yatıp uyumamı beklemiyorsun herhalde. Öyle demek istemedim oğlum. Senin de güçlü olman lazım. Ondan. Neye bakıyorsun öyle? Konağın güvenlik kameralarını inceliyorum. Zeynep'in evden çıkmış olabileceği zamanı. Yani inanıyorsun Reyhan'ın o çocuğu bu eve getirdiğine. Sen inanmıyor muydun? Yani. Bir şey bulursan bana da haber ver, oldu mu oğlum? Mahvolduk.
mahvolduk. Cavidan teyze. Cemre'cim, haberler çok kötü. Ne yapacağımı şaşırdım, seni aradım. Neyin var, bir şey mi oldu? Emir. Emir güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor. Zeynep'in kaçırıldığını öğrenirse felaketimiz olur. Nasıl mani olacağımı bilemedim. Cavidan teyze, mutfağa git. Kendine şöyle güzel bir papatya çayı yap. Sonra da birazcık uyu. Cemre, bu neyin rahatlığı? Emir öğrenecek diyorum. Emir hiçbir şey öğrenemeyecek. Zeynep'i götürürlerken sizin kameralar kayıt yapmıyordu. Nasıl yani? Kapattın mı yoksa? Hem de kendi ellerimle. Yüreğime su serptin Cemre. Harikasın Cemre'cim, harikasın. Size söylemiştim Cavidan teyze. Bu kez çok kararlıyım. Her şey Emir için. Onunla kuracağım hayatımız için. Ama bu görüntü... Yarım saatten fazla bir boşluk var. Kamera kayıt yapmamış. Ateş Bey, bir gelişme mi var? Savcılık makamı Reyhan Hanım'ın tutuklu yargılanmasına karar verdi Emir Bey. Cezaevine götürülecek. Karar biraz önce çıktı. Nasıl? Ya nasıl oldu bu kadar çabuk? Aslında çabuk sayılmaz. Olağan süreç bu. E ne zaman götürülecek peki? Bu gece cezaevine sevk edilmiş olur. Emir Bey, orada mısınız? Ateş Bey, emniyetten sakın ayrılmayın bir yere. Sevk sürecini bir parça uzatmaya çalışın. Tamam mı? Ben hemen geliyorum. Evet Kemal Efendi. Çık bakalım işin içinden çıkabilirsen. Görüntüleri izlemeden, emin olmadan esip gülerken iyiydi.
Bu saatte nereye böyle? Nereye olabilir anne? Karakola tabii. Aklım kaldı bende o kadar. Anne, acelem var. Oğlum. Cezaevine götürüyorlar Reyhan'ı. Aa, gerçekten mi? Bunu hiç beklemiyordum. İyi de oğlum, acele etsen ne olacak ki? Kurtaracağım onu. Cemre'cim, müjdeli haber vermek için aradım. Reyhan'ı cezaevine yolluyorlarmış. Oradan çıkarırlar, kulağını burnunu kemirirler. Parmaklarını falan yerler. Hazırlan. Cezaevi aracı yolda. Birazdan götürüleceksin. Yakınlarda konağı gören hemen ulaşabileceğim bir güvenlik kamerası olmalı. Zili çalıp Kemal'i uyandırmak vardı ama neyse. Cezaevi aracı geldi. Gidebiliriz.
Edve teyze. Hadi bırak, tamam gidelim. Ekrem, biraz bakar mısın? Bir dakika bekle burada. Sana sığındım Allah'ım. Sen hakkımda hayırlısını ver. Sen sabır ver. Dayanma gücü ver. Beyefendi, kime bakmıştınız? Karıma. Merak etme. Seni buradan çıkaracağım. Evraklar tamam, gidelim. Durun bir dakika. Nereye götürüyorsunuz? Bakın, elimde suçsuzluğunu kanıtlayacak delil var. Biraz beklerseniz her şey ortaya çıkacak. Beyefendi, savcıyla konuşursunuz. Dediğiniz gibi ise gereken yapılır. Bizim buradaki görevimiz şu an için sadece sevk. Ne oluyor Ekrem burada? Komiserim. Komiserim, bakın bu CV küçük kızı kaçıranın bir başkası olduğunu kanıtlıyor. Savcıya ulaştırırsam her şey ortaya çıkacak. Gelin içeri. Gel Ekrem sen de. Uzun sürdü. Rahat ol. Elimizde masum olduğunu gösteren kanıtlar var. Kanıt mı topladın? Benim için. İyi de nasıl yaptın bunu? Bir dakika. Savcıyla görüştüm. Getirdiğiniz görüntüleri izledi. Delil niteliğinde olduğuna karar verdi. Yani serbest mi? Evet. Savcı eşinizin serbest bırakılmasına karar verdi. Çok şükür. Yalnız mahkeme günü çocuk hala bulunmamışsa savcı tutuklanabileceğinizi söyledi. Nasıl olur komiser bey? Görüntüleri izlediniz. Zeynep'i kaçıran adamı gördünüz.
tutuklanması gereken kişi o. O ayrı bir durum. Sonuçta eşiniz reşit olmayan bir çocuğu alıkoydu. Adaletin yerini bulacağından eminim. Son gülen iyi güler diye boşuna dememişler. Emirdir. Nigar, bakıyor musun kapıya? Bakıyorum Cavidan Hanım. Oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Ne yaptın, görüşebildin mi Reyhan'la? Reyhan? Geçmiş olsun canım. Duyunca çok korktum. Neyse ki iyisin. Sağ ol. Umalım bir daha böyle şeyler olmasın. Tarhun soyadına hiç yakışmayan bir şeydi. Biz aile olarak böyle bir rezaleti bugüne kadar ne gördük ne de duyduk. Anne, şu anda önemli olan sağ salim eve dönmüş olmamız. Lüzumsuz detaylarla huzurumuzu kaçırmayalım. Olur mu? Tabii oğlum. Tabii.